Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, biliyorsunuz bir kaza yaptım. Bu videomuzda kaza sürecinden sonra tamir işlemi, motorun hasarları var. Bu tamir işlemi nasıl geçti ve kazada yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Çünkü benim hatalarım oldu. Biliyorsunuz ki böyle kaza gibi şeyler insanın her zaman başına gelebilecek bir olay değil. Benim de başıma geldi. O yüzden ilk defa başıma geldiği için birkaç sıkıntı yaşadım. Bugün onlardan bahsedeceğim. Bakın görüyor musunuz? Adam buradan girdiği için burası sallanıyor. Aynamız zaten pert. Şu yan taraflar gitti. Bir de gidonumuz yamuk. Bunu zaten önceki videoda söylemiştim, gidonu. Diğer şeyleri sonradan fark ettim. İyice inceledikten sonra. Eskiden beri yol kapıyor. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle şunu anlatayım. Şu an tamirciye getiriyorum motorumu. Hasarlarında falan ne var? Yani ne kadar tutacak? Benim görmediğim şeyler var mı? Bunlara bakılacak. Yani motor incelenecek, öyle söyleyeyim kısacası. Peki şimdi yapılması gereken ve yapılmaması, önemli olan yapılmaması gereken şeyleri anlatacağım. Sağa gelecek, o zaman ben seni bir geçeyim. Arkadaşlar, kazanızın boyutu ne kadar olursa olsun, gerekirse kazanızda hiçbir şey olmamış olsa bile, yani sizde olsun, aracınızda olsun, motorunuzda olsun, hiçbir şey olmamış olsa bile, gözle görünenden bahsediyorum, hiçbir şey olmamış olsa bile, ne olursa olsun arkadaşlar, elinizde varsa tutanak, yoksa polisi çağırın. Çünkü ben o gün polisi çağırmadım, tutanak da tutmadım. Birazcık da zaten kazanın etkisiyle bir korku yaşadım. O yüzden dolayı yani hiç aklıma ne ailemi aramak, ne birine haber vermek, ne de polisi arayıp tutanak tutmak hiçbir aklıma gelmemiştir. Yani ilk önce öncelikle sakin olun arkadaşlar. Önemli olan bu tabii, bu lafla söylenecek bir şey değil. Ne kadar söylerseniz söyle, zor bir şey. Sakin olmak gerçekten zor bir şey. Ama sakin olun. Eğer sakin olamıyorsanız direkt aklınıza getirin arkadaşlar. Tutanağınızı tutun. Bir diğer konu da kişiyi yollamayın. Kaza yapan kişiyi yollamayın. Ben bu hatayı da yaptım. Yani çok salaklık biliyorum, evet, ama kişiyi yollamayın. Size çarpan kişiyi yollamayın. Hatalıysanız yollayın. Hatalıysanız yollayın da, hatasızsanız, ben gibiyseniz yollamayın adam. Ama gelip size özür diler bir şey de, iyi misin falan der, onda sıkıntı yok. Eyvallah, yani ben onu yapmanı demiyorum zaten. Ama ne olursa olsun kişiyi yollamayın arkadaşlar. Haydi bre, haydi bre. Bir kaza öyle ölümcül, Allah korudu, ölümcül bir kaza değil, bir sakatlanmalık kaza, evet. Ama ben nasıl sakatlanmadım? Dizimde dizlik, kafamda kask olduğu için arkadaşlar. Bir tek sadece benim takmadığım şey dirseklikti. O da biraz sıkıyordu aga ya. Üzerime hırka giyiyorum, bir de üstünde dirseklik gerçekten sıkıyordu. Ama şu an dirseklik var. Neden? Çünkü kaza yaptım. O gün arkadaşlar, kaza yaptığım gün direkt dizlerimin ve elimin üstüne düşüyorum. Ama elimde eldiven, dizimde de dizlik olduğu için Allah'tan hiçbir sıkıntı olmadı. Yani varsa dizliğiniz takın, yoksa da alın arkadaşlar. Bize şeytan işi diyorlar. Değil mi? Bizim motorumuza şeytan işi diyorlar. Eyvallah. Hadi kabul edelim. Bu neydi peki? Gördünüz. Bakın, daha cümlemi bitirmedim. Gördünüz. Mesela, tamam, eyvallah. İki teker üstünde gidiyoruz. Çok tehlikeli. Siz dört teker üstünde gidiyorsunuz. Etrafınızda bir duvarla çevrili. Güvenlik dereceniz sonuna kadar yüksek. Eyvallah. Ya aga, bizi düşünsene. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Görüşmek üzere. Şimdi ben tamirciye geldim. Bakalım bu iş ne zaman, ne kadar sürecek?
bir fark. Manyak ya. Bunlar ve bu yolları yapanlar. Selamünaleyküm. Allah rızası için giderken ne? Giderken 60 yapadan git. Bu yolda. Hız sınırı 82 iken 60 ile gideceğim. Sen var ya yine 110 ile gideceksin. Yok 110 ile gitmem de. Yani 60 da olmaz. He? Sürmeyeceğim ki zaten motor duracak. Ha, adam öyle diyor. Ne? Garaj mı? Villanın altındaki garaja koyacağım. biliyorsunuz arkadaşlar ben bir kaza geçirmiştim. 10 yıl sonra motorum şükür elime geçti. Ama daha tamir olmadı, o da ayrı bir konu. Tabii maşası yamuldu, diski yamuldu, ayna kırıldı, sol granaj kırıldı, ırmalık çizildi, egzoz karumalığı çizildi. Oldu da oldu aga. Arkadaşlar en önemlisi klişe bir şey söyleyeyim. Ekipmanınızı takın aga. Bunu herkes söylüyor biliyorum ama eğer ekipman falan yani güvenlikten ders almak istiyorsanız kaza yapmadan önce ders alın. Eğer kaza yaptıktan sonra ders alabiliyorsanız zaten şanslısınız. Ne demek istediğimi gayet anladığınızı düşünüyorum. Ayna göremiyorum ki aynayı. Şöyle ortaya geçeyim kimse sağıma soluma geçmesin. Aa radar 50 mi? Şimdi burası 82 değil mi lan? Adam bakmadı bana ama inşallah girmemişizdir. 82 ile geliyordum. Buranın hız sınırının 80-82 o civarlarda olduğunu ya biliyorum. Girmemişizdir ya öyle düşünüyorum. Kaza yaptığımda düşündüğüm şey motordu. Zaten bunu kaza yaptığım videoda da söyledim. Bir de arkadaşlar başka anlatacağım bir şey kaldı mı ya? Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Olay bu. Yani bir de şu var. Yani 2 haftadır motorumu süremiyorum. Yani beni zaten yakınlarımdan, arkadaşlarımdan bilenler biliyor. Nasıl bir özlem çektiğimi. Ele şükür koçumuza kavuştuk. Tabii daha iyileşmedi. Daha sakatız. Ama olsun. Kavuştuk mu? Kavuştuk. Çok şükür bana da bir şey olmadı ama dediğim gibi neden olmadı? Ekipman. Ekipman. Önemli gerçekten. Çünkü benim eğer sakatlanmamı önleyen bir şey varsa o da benim ekipmanım oldu. Yani dizliğim oldu. Tamam ben böyle çok hız yapmayı seven biriyim. Allah'tan o an hız yapmıyordum. Ya zaten şehir içinde olduğum için çok hız yapmıyordum orada. Ne kadar yavaş olsam da o anlık düşme, 30 kilometre bir hızlık bir düşme gerçekten yani tamam yavaş gidiyorsun eyvallah ama seni aniden durduran bir şey olunca ne kadar yavaş gitsen de o senin bir yerlerini acıtıyor. Tamam çok diyen oldu zaten sen yavaşmışsın Allah'tan falan diyenler oldu ama şöyle düşünün ben 30 kilometre hızla gidiyorum bir anda beni bir şeye durduruyor bir anda. Videolarımda Allah'tan bir aksaklık olmadı çünkü ben önden gidiyorum. Elimde mesela 2 tane video var şu an. Bugün Perşembe, yarın Cuma günü 18.00'da benim zaten düzenim öyle. 18.00'da videomu paylaşacağım. Önden gittiğim için ya ne kadar kaza yapsam da benim için sıkıntı olmuyor. Geçer miyiz? Geçer tabii lan. Şu anlık düzenim böyle arkadaşlar. Her hafta Cuma günü 18.00'da şeklinde düşündüğüm için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Gördüğünüz gibi 2 haftadır video yoktu bende. Yani hiç çekmedim. Ama kimse anlamadı. Hatta yarın yeni video atacağım diye haber verdiğinde herkes sordu ki motorum aldı. O videoyu çekeli 3 hafta oluyor aga. O yüzden öyle planlı gittiğim için şu anlık sıkıntı olmuyor. Her hafta Cuma 18.00'da şeklinde düşünüyorum. Ve o şekilde de devam edeceğimi umuyorum. Tabii aksaklık olmadığı sürece. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Evet arkadaşlar,
Şimdi durmuşken videoyu kapatayım diyecektim, durmadık. Boş değil. Dinleyin beni. Bir kardeşiniz ya da abiniz olarak dinleyin beni. Boş sözler değil bunlar. Bir sonraki videolarda yeniden kazasız belasız sapasağlam bir şekilde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bye bye. Yani agacığım, biz kaza yaptık eyvallah da enerjimiz tam ve devam edeceğiz. Şehir misin? Kovalar tek tek kaçan. Ateş böceği misin?